Merhaba değerli arkadaşlar. Ya bu ara anamı çok anıyorum da. Yani size bugün hanımlarla ilgili bir sohbet sürdürmek istedim. Yani hanımlarla ilgili derken tabii hanımların lehine. Eskiden, eski tabirle mutasavver denilirdi. Yani yeniler pek hatırlamaz. Ben biraz Arapça, Osmanlıca zamandan kalmayayım ya. Tasavvur edilmiş, ileride yapılması düşünülmüş demektir. Arkadaşlar, ülkemizde kadınlarla ilgili oturtulmaya çalışılan yeni toplum anlayışında bu anlayışla ilgili kadının yerini konuşmak istiyorum. Bu nedenle bu kelimeyi kullandım. Hani biraz eskiye de pek özentimiz var ya. Hani padişahlar, eski Osmanlı eserleri, işte köprülere isimler vermek falan filan. Bir de istenilen evde oturan kadın. Ya öyle bir insanlar var ki arkadaşlar, çok ilginçtir. Ben bunu yaşadım. Şimdi ileride bilmiyorum yaşıyorlar mı. Çalışma hayatında kendilerine bir bayan amir atandığı zaman onunla problem çıkarmaya uğraşan, gerekirse yani amir kadın diye işi bırakmayı falan düşünen insanlar vardı arkadaşlar. Kafalar böyle. Yani kadın erkek eşitliği falan diyoruz ya. Tıraştır. İnan. Hele hele bir de bakıyor ki yani kendinden daha akıllı, kendinden daha vizyonlu, daha üretken bir kadın. Allah! İnanamıyor, tahmin edemiyor adam. Ha iş hayatında bunu yapıyor İda. Sosyal hayatta ne yapıyor diye sorar iseniz, vallahi toplumun bir kesiminde, sosyal çevre içinde bile kadını kendininle eşit görmeyen bir kalabalık var. Ha, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Fikirleri de böyle. Ama bunu affedersiniz arkadaşlar. İktidar destekliyor. Sosyal medya deşifre ediyor. Vallahi ne zaman tam hatırlamıyorum. Bir zamanlar hani işler yani dağıtılıyor ya. O zamanlar bir yayın yapmıştı kuruluş. Yani hangisi bilmiyorum. Erkeklerden de hasta bakıcı olmaya büyük talep var diyor. Çünkü kafa öyle yani. Hani kadınları eve oturup sokacak ya. Yani şimdi kadınların yaptığı işlerden bir tanesi de hasta bakıcılık kardeş. Hemşirelik yani. Ona göz koymuş. Var diyor yani. Bundan büyük talep var diyor. Bir de bir yani arkasından halkımız böyle işte. Dedi mi zaten Allah korusun. Hani kadın doktorlar için bir şey vardır. Kafada bir oluşan şey vardır. Yani onlara kalsa yani kadınsal hastalıklarla ilgili olarak falan yani belirli sayıda sınırlı kadın doktor falan istihdam edeceksin. Gerisi hep erkek doktor. Hani kadın doktora muayene olmayanlar falan filan. Ya amaçları doktorları aslında dışlama değil bence. Minimize etmek. Olmasınlar diyoruz. Öyle diyor yani. Peki arkadaşlar bu erkeklerden kadınların bu kadar korkmasının nedeni ne de diye sorarsanız
Vallahi şöyle bir tarihe bakın. Daha Sokrat'tan beri bunu bulursunuz arkadaşlar. Sokrat biliyorsunuz milattan önce 400'lü yıllarda yaşamış. Harika esprili bir insan. Kendisi o tarihlerde önemli bir tespitte bulunmuş. Demiş ki, kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan sonra daha üstün olur. Milattan önce 400. Yani hani da, unutmadan lütfen bana abone olun. Bildirimlerinizi açın. Her türlü sosyal sohbeti her gün bir tane sizinle paylaşacağım. Şimdi sohbetimize devam edelim. Yani Sokrates veya bir başka adıyla Sokrat bunu demiş ama biraz da bazen işin suyunu çıkarıyor arkadaşlar. Öyle bir adam. Çok esprili ya. Ben onu çok severim. Aslında filozofluğuna falan bir diyeceğim yok ya. Ama biraz hanımından korkarmış galiba. Yine bir sohbetinde demiş ki, ne pahasına olursa olsun evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz. Bu da ikizler burcu muymuş neymiş ben de bilmiyorum. Fena çıkarsa o zaman da benim gibi filozof olursunuz demiş. Ancak ne olursa olsun ben kadını toplumda dışlamak isteyen kesimin çok akıllı olduğunu da kabul etmek zorundayım arkadaşlar. Yani böyle bazı tipler vardı bizim neslimizde. Yani hani böyle kendini yani hani bir bayanla birlikte ama artık yavaş yavaş bana yol göründü diyor. İstemiyor yani devam ettirilmesini. O zaman böyle kendini çok akıllı hisseden böyle acındırarak karşı gider, işte kırmayarak yapılan davranışlar vardı. Hatta Türk filmlerinde falan bile yer almıştır. Ben sana layık değilim Neriman. Sen benden çok daha iyilerine layıksın deyip Winspor'dan Necati. Kaçmaya kalkar. Yani burada amaç kadını onore edecek, şartlarını iyileştirecek görünümüyle hadi bana eyvallah demek. Şimdi buna benzer şeyleri de affedersiniz basında masında da belirli bir süre evvel gördük. Şimdi artık onu da pek sallamıyorlar ya. Mesela iyi bir şey gibi anlatıyorlar. Sanayi kuruluşlarında hem anneye hem de çocuklarına kreş yanında özel destekler sağlamak için kanunda değişiklik falan yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Avrupa ülkelerinde çalışan kadınların %40'lara ulaşan esnek çalışma sistemi ile sunulan güvencelerin Türkiye'de de uygulanması için çalışılacakmış. Yani güya Avrupa'yı bir görünüm sağlayacağız. Hani oralarda esnek çalışma sistemi oluyor ya, kadın mesela doğu çocuk doğuruyor. Ondan sonra çalışma saatlerini ona göre ayarlıyor. İşveren de ona yardımcı oluyor. Şimdi buna benzer bir şey yapıyorlar bizde de. Mesela tam emin değilim yapıldı mı yapılmadı mı. Doğum öncesi 8, doğum sonrası da 8 olmak üzere. Yani 8 hafta önce, 8 hafta sonra. Yani ya yaklaşık 2 ay önce, 2 ay sonra. Olan izin süresini, ya bu izin süresi deyince de yani ben kendi şeyimden hatırlıyorum, zamanımdan, kendi işimden hatırlıyorum. Kardeşim onun doğum öncesini yaparsın, doğum sonrasını yapamazsın. Ya işte sıkışırsın ya aklın bir yerdedir. Ben yani 8 hafta evvel izne çıkan hiçbir kadın görmedim.
Yani biz az kaldı doğuracaktı kadın çalışırken. He. Şimdi nasıl bilmem. Şimdi bu doğum sonrasında işverene yük getirmeden doğum sonrasını 16 haftaya çıkarma planı varmış. Zannediyorum bu gerçekleşti. Yani 16 hafta çalışabiliyoruz. İyi de o kadar işveren seni bekler mi arkadaş? Yani aslında burada böyle gizli şey yapacaksın. İşverene diyor ki ya bak kardeşim 16 haftada 8 hafta evvel 16 hafta sonra kadın yok. Sen onun işini kime gördüteceksin? Yani en azından şunu söyle yapmak istiyor. İşe alırken kadını alma kardeşim. Yarın öbür gün doğurur. Yani bıraksalar belki yani evlenmeme şartı için inkâhat imzalatacaklar veya evlenmişe doğurmama. Neyse. Böylece al be erkek bu dertlerden kurtul sistemi. Kadın ne yapacak? Kadını söylediler zaten. 3 çocuk, 5 çocuk. Haydi oralar buralar havaya. Ama arkadaşlar Sokrates'i unutmayın. Bu korkuların size hiçbir faydası olmayacak. Usta öyle demiş yani. Diyor ki endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız yaşamaktan en çok korktuğunuz şeylerin bir gün başınıza geleceğini kabul edin. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Söylemek istediğim şudur. İsteseniz de istemeseniz de çalışma hayatınızın bir evresinde amiriniz kadın olabilir. İstemeseniz de istemeseniz de hayatınızın içinde hep kadın olacaktır. Tam da bunu söylerken söylemek istediğim şey şu. Ananızı düşünün ya. Değil mi? Bugünkü sohbetimi burada sonlandırıyorum. Beni sabırla bu tip sosyal sohbetlerimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın tekrar bir başka sosyal konuda görüşmek üzere efendim. Hepiniz hoşça kalın.